Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 15 Aralık İzmir yarış programı için karşınızdayım. Hafta sonunun güzel iki tane programı var. Gündüz İzmir yarışları, akşam da Adana yarışları olmak üzere iki tane güzel, gerçekten güzel yarışlar var. Zevkli olacak yarışlar var. Bugün geceden İzmir'de bir yağış söz konusuydu ama çabuk kesti. Gerçi yarın yağış gözüküyor ama neden yağar belli olmuyor arkadaşlar. Ben bugün sizlere fazla sözü uzatmadan yarışların yorumlarına geçmek istiyorum. En azından sağlıklı şekilde çalışmalarımızı yaptık. Güzel bir program olduğuna inanıyorum ben. İnşallah haklı çıkarız. Bizi yanıltmaz. Sahada tabii her şey sahada olacak. Neyse arkadaşlar, ben bugün konuyu fazla uzatmadan dediğim gibi yarış programı hemen başlamak istiyorum. Bugün 7 koşulu bir program var İzmir yarışlarında. Birinci koşudan itibaren 7'li plase ayağımız başlıyor arkadaşlar. Bugün handikap 16, 4 yaşlı Arapların 2100 metre kum koşusunda gerçekten İzmir'de oldukça güzel bir form grafiği çizen, formunun gerçekten de her geçen gün daha da yükseldiğini gördüm. 3 numara Ege'nin Aslan'ı yine seriye devam eder görüşündeyim. En azından 7'li plaseyi bozmaz görüşündeyim. Çok karakterli bir safkan oldu. Bu Kaysberg'in güzel tayı gerçekten adını sıkça duyuracak bu safkan. Uzun mesafelerde çıktığı gibi temposunu kuruyor. Hiç yanına at sokmadan da kazanmasını biliyor. İlgilerine buradan gerçekten tebrik etmekte fayda var. Çünkü ne diyeceksiniz? Gerçekten böyle safkanlar kolay kolay yetiştirilmiyor. Yani herkesin eline bir atlar geçebiliyor ama önemli olan atı ayarını bilmek. Yani gerçekten atın, safkanın ayarını bildikten sonra bu da zaten tecrübeli olacak bir iş zaten. Hemen bir yeni atçının hemen bu işlere kapılacağı şeyi olmaz da. Ama güzel bir ekibi varsa belki orada bir başarılı olma şansı var. En azından nasıl davranacağını öğrenir. O yüzden ben bu iyi ekürü gerçekten tebrik etmekte istiyorum. Çünkü gerçekten güzel bir yetiştiricilik örneği göstermişler. Safkanı tırnağın ucuna getirmişler yine. Allah ayaklarını düz bastırsın hepsinin. Ben sözü fazla uzatmayalım. 3 numara Ege'nin aslında 7'li plasının bankosu olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. 6'lı Ganyan ayağına geldi. Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum koşusunda. Ben burada geçen yarışında da güzel bir ikincilik elde eden, gerçi ondan önce de güzel bir üçüncülüğü vardı. Kum performansı gerçi her geçen gün daha da iyi duruma giren bu Kalimdor'un güzel tayı 9 numara Verborn. Ben ilk safkan olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. Bu safkanı en ciddi sıkı rakip olarak da 5 numara Neos. Mehmet Gönültaş idaresinde koşacak olan bu Yonoguska'nın güzel tayı. Bu safkan da 3 yarış koştu. 5.lik arkasından 2. ve 3.lüğü. İyi bir hazırlıkları var. Güzel çalışmaları var sahip. Ben bugün etkili yarış koşmasını beklediğim bir diğer isim olacak. Yani ilk ayakta 9 numara Verborn ve 5 numara Neos'u ayrımsız iki safkan olarak öneriyorum. Küçük ve alternatif oynayanlar için, yani küçük oynayan arkadaşlar için, bayağı iki safkan olarak geçmek isteyen arkadaşlar için 9 Verborn, 5 numara Neos benim ilk iki safkanım. Ama burayı sürpriz aramak isteyenler, maiden yarıştır, her şey olur diyen arkadaşlar için de daha sonraki rakip olarak, yani geniş oynamak isteyen arkadaşlar için de öncelikle 8 numara Trojan Fly. Gökhan Göçen'in bindiği bu Trojan Horse'ın gerçekten güzel tayı. Trojan Horse'ı zaten bilenler bilir. İzmir pistinde çıktığı gibi yarış kazanan bir safkandı. Bugün de yine etkili yarış koşmasını beklediğim bir diğer isim olacak. 8 numara Trojan Fly. 7 numara Şirinoğlu, Gökhan Kocakayalı. Bu safkan Akın Dayım'ın güzel tayı. Her ne kadar Akın Dayım genelde çim ağırlıklı olsa da bu safkan kum pistine de biraz uyum sağlamış. Bir kez koştu. Güzel bir ikincilik elde etti. Bugün yine etkili yarış koşmasını beklediğim bir diğer isim olacak. 7 numara Şirinoğlu. 6 numara Speed Force. Bu safkan da gerçekten iyi ekürlerde, kuyumcuların ekürlerinde zaten Orhan Kibar yazması zaten kuyumcu han ekürlerine ait bu safkanda. İyi hazırlıkları var. Bu safkanda bir yarış koştu. Güzel bir üçüncülük elde etti. İyi formuyla, iyi hazırlıklarıyla yine yazılması gereken bir diğer isim olacak. 6 numara Speed Force. Ve son olarak da her ne kadar Duty Frita ileri çim koştu da zaman zaman tabii böyle çim gibi o taylar, aygırların tayları bazen kumda koşabilen oluyor. O da zaten genlerden oluyor.
genelde muhakkak bir sülalenin birisinin bir genini almıştır yani. 3 numara Kriminal'de iyi formuyla, gerçi bu safkan da Çim'de 4. ikincilik elde etti ama bugün ben Kum'da da hazırlıkları iyi olduğu için bu kelimeleri konuşuyorum. Yani Kriminal'ı da son hat olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. Yani 9 numaralı Verbon ve 5 numaralı Neos benim ilk iki safkanım eşit olarak, daha sonra yazılacak safkan olarak da 8 numara Trojan Fly, 7 numaralı Şirin Oğlu, 6 numara Speed Force ve 3 numaralı Kriminal olacak arkadaşlar. Günün ikinci ayına geldiğimizde şartlı 4, 3 yaşlı Arapların 1600 metre kum kursunda. Ben burada gerçekten birbirine yakın ayarlarda olan safkanlar var ama bazı yerlerde de uçurum gibi olan yerler var. Ben burada iyi hazırlıklarla, iyi formlarıyla ön planda tuttuğum safkan 4 numara Karadere, Gökhan Kocakaya'nın tercihiyle binmiş olan bir safkan. Gerçekten çok iyi, güzel bir form grafiği yakaladı bu son 3 yarışında. 4. 1. ve 3.lük bugün yine çok çok etkili yarış koşmasını beklediğim bir isim olacak. 4 nolu Karadere. 3 nolu Egemen Bey. Özcan Yıldırım binmiş olduğu Aya Bakan'ın bu güzel atayı son yarışını gerçekten güzel kazandı. Bugün yine etkili yarış koşmasını beklediğim bir isim olacak. 3 nolu Egemen Bey. 1 nolu Demirbars. Mert Mırık kardeşimizin binmiş olduğu bu safkan da gerçekten güzel bir form grafiği yakaladı. Son 6 yarışına baktığınız zaman bir tane sadece arada bir altıncılı var ama gerçekten form grafiği çok iyi, çok formda bir safkan. Bugün yine etkili yarış koşmasını beklediğim bir isim olacak. İyi hazırlıklarıyla 1 nolu Demir Bars. 13 nolu Yiğit Ömer. Geçen yarışını ben favori olarak önermiştim. Gerçekten bu safkan en dış kulvardan değil de bariyere yakın dışına bir at alırsa veya atların arasına da girse fark etmiyor. Bu safkan ekstra bir güç kazanmış gibi daha etkili koşabiliyor. Çünkü bu safkan eğer yalnız başına dışarı dolaşırsa sapmak gibi bir huyu var. Ama Mehmet Gönültaş da bu safkanın en azından ne olduğunu çözdü. Genelde üst dışına bir at alarak virajı dönmeye çalışacak. Geçen yarışta zaten bu şekilde yaptı ve başarılı oldu. Sonuçta yarışı kazandı. O günün sürprizini gerçekleştirdi. Ben bugün yine etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Bu 13 nolu Yiğit Ömer'den. 2 nolu Şifne Efes'i. Gökhan Göçen'in binmiş olduğu bu safkan da gerçekten Berberoğulları'nın iyi bir safkanı. Joker'in güzel bir tayı. Son dördüncünden sonra güzel bir form grafiği yakalayacağını, çıkışa geçtiğini görüyorum ben. İyi hazırlıkları var. O yüzden 2 nolu Şifne Efes'ini kuponlara yazalım. Ve son olarak ben size 7 nolu Cömert Oğlu'nu vereceğim. Furkan Yüksel kardeşimizin binmiş olduğu 7 nolu Cömert Oğlu. Her ne kadar son yarışında sıfır çekse de iyi hazırlıklarla bir yarışa katılıyor. Günün sürprizini yapabilir arkadaşlar. 7 nolu Cömert Oğlu. Yani ben buraya 6 safkan olarak önerdim. Yani biraz kalabalık tutmak zorunda kaldım. Gerçekten burası zaten favorilerin eksik koşması halinde. Burası yani günün bombaları patlayabilir burada. Ona göre arkadaşlar dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Yani imkanınız varsa, eğer yeriniz varsa safkan yazabilirsiniz. Hatta ben size bir safkan daha önermek isteyeyim. Bunu kağıdıma çalışmalar yazmadım ama şu anda zaten ezbere biliyorum safkanları. Bu 9 numaralı Hürkan Soy'da eğer yeriniz varsa ilavenizi yapın arkadaşlar. En azından iyi bir safkan olduğunu biliyorum. Günün 3. ayına geldiğimizde şartlı 5, 3 yaşlı İngiliz'in 2100 metrelik kum koşusunda ben burada çok iyi bir form grafiği yakaladığını gördüm. Gerçekten kalitesi çok iyi bir safkan bunun. 4 nolu Has Fırtın'ın ben bu yarışı yine kazanmasını bekliyorum ve sizlere banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Bu bence seri devam eder. Yine kazanmaya devam eder. Bu zaten Has Fırtın'ı ben ilk yarışını kazandığı zaman da bayağı ön plana çıkarmıştım safkanı. Bu safkan eğer geçen yılki yarıştan bilenler varsa arkadaşlar, yani yarış tarihçelerine baktığınız zaman Scott Leo'nun İzmir'de yarış kazanmış olduğu, gerçi büyük yarış kazanan bu safkan bu Scott Leo. Hep yanında dibinde bitiriyordu bu 4 nolu Has Fırtına. Ama nasıl bir evre geçirdi. Bir ufak ufak tefek sorunları vardı. Ondan sonra başarısız yarışlar koştu ama İzmir'de tekrardan eski kıvamına yavaş yavaş da olsa bulmaya başlıyor. Kalite bir isim olduğunu unutmayalım arkadaşlar. 4 nolu Has Fırtına yine ben etkili yarış koşup kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Günün 4. ayına geldiğimizde grup 3, 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum koşusunda 5 safkanın mücadelesi gerçekten görülmeye değer olacak. Günün en önemli koşullarından birisi. Ben yine 3 nolu kardeş canı ben yine ön plana atıyorum. Alternatif bu sefer alternatif her zaman banko veriyordum.
Ama bugün yanında bir sapkını görünce en azından yanına eğer imkan olanlar için yanına at yazmalarını tavsiye edeceğim. Ben ama yine 3 nolu kardeşçanı alternatif banko olarak öneriyorum. Küçük ve risk seven arkadaşlar için de 3 nolu kardeşçan yine banko sapkını olacak. Bu sapkının yanı yıkmak isteyenlere yanına çok kalite bir sapkın gelen 2 nolu baş hükümdarı önereceğim arkadaşlar. 56 gün gibi bir ara vermiş olsa da İzmir'de gerçekten muntazam çalışmalar var. Dereceli işlere sahip. Zaten İzmir pistini seven bir safkan. Eğer bu safkanın da ilk yarışına bakarsanız ilk yarışını İzmir'den şartlı bir yarıştan çıktığında göz ardı etmemekte fayda var. En azından uzak yaptı. Yani çok İzmir pistine uyumlu bir safkan olduğunu belirtmek için bunları söylüyorum. Eğer çünkü bugün yine çalışmalara baktığım zaman yine çok ekstra bir yarış koşacağını izlenimi veriyor. Ama işte dediğim gibi 3 numara kardeşten yine alternatif banko at yazmak isteyenlere 2 nolu baş hükümdarı öneriyorum arkadaşlar. Günün 5. ayına geldiğimizde yine bir maiden yarış var. 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum koşusunda ben burada son 3 yarışını güzel ikinciliklerle tamamlayan 6 nolu Mestan Efe'yi ben yine alternatif banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Bu sefer artık bu şanssızlığını kırıp birinciliği adını yazdırmaya çalışacak. Bence en şanslı safkan yine bu 6 nolu Mestan Efe olacak. Çok iyi bir hazırlıklarıyla. Ama tay yarışıdır yanına at yazmak isteyen arkadaşlar da öncelik olarak 3 nolu Dembe. Yani gerçekten Dembe'nin de çok iyi bir kanatı var. Justin Offmanur gibi çok kalite bir orijinal sahip. 3 yarış koştu. İlk yarışında güzel bir üçüncülük, arkasından bir altıncı ve kumda güzel bir üçüncülük yaptı. Yani kum pistte çok yatkın bir safkan. Her ne kadar Çin pistte de o yatkınlığı olsa da kum pistte de çok yatkınlığı var arkadaşlar. İlk rakip olarak bence 3 numara Dembe olacak. Daha sonra 5 numara Folkart Society. Son ikinciliği gayet tatminkar. Yine Tokat'in güzel bir tayı. Kum pist orijin gerçekten çok iyi. Tokat gerçekten kalitesi yüksek bir safkan. Anne de bir su. İyi bir orijin. Bir su da zaten Anakandır Ford'un bir safkanı. Yani ayağına çabuk bir safkandı. Çünkü bu tayda maşallah var. Yani iyi bir safkan olacağını izlenimi veriyor. Yani ileride isminden çok sıkça duyuracak bir safkan 5 numara Folkart Society. Ve son olarak da ben 2 numara Black Partner'ı sizlere öneriyorum arkadaşlar. Nevzat Avcı'nın bilmiş olduğu bu safkan. Yonogoska'nın güzel tayı, iyi bir kum atı. Son dördüncüden sonra bir 43 gün gibi ara vermiş olsa da bence çok iyi bir hazırlık devresi geçirdi. Yukarıdaki saydıklarımın en ufak bir hatasını affetmeyecek güzellikte bir safkan. 2 numara Black Partner'a karşı. Yani kısaca burada 6 numara Mestan Efe benim ilk tercih ettiğim safkan. Eğer tekten yana tercihinizi bu ayakta kullanmak isteyenler için 6 numara Altın Lolu Mestan Efe bence ideal bir banko adayıdır arkadaşlar. Ama yıkmak isteyen arkadaşlar da öncelikle 3 nolu Dembe, 5 nolu Folkart Society ve son olarak da 2 numara Black Partner size önereceğim safkanlar. Günün son ayına geldiğimizde handikap 14 dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum koşusu. İşte dişilere ait handikap 14 oldu mu? Bir dakika yarışın da kalabalık oluşu. Bu yarışı 19 safkan çünkü az değil. Yarışı zorluğunu iyice gösteriyor. Yani burada artık güzel bir bomba bekleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü neden? Dişilere ait hem de bir de handikap 14 oldu mu inanın artık her şey olabileceği bir ayak anlamına geliyor. Ve bir de son ayak oluşu artık nedenli bir çift haneli bir ganyan gelme ihtimalinin yüksek gibi gözüküyor. Ama ben burada çalışmalarına baktığım zaman işlerine, form grafiğine göre 14 numaralı Cool Image benim ilk safkanım arkadaşlar. Gerçekten iyi bir formu var. İyi bir form yakaladı. Son iki yarışı, üçüncülük ve dördüncülük güzel çalışmalara sahip. 14 numara Cool Image. 15 numaralı Lady Yağmur. Nevzat Avcı ilerisinde koşacak olan bu. Gerçekten tam bir kum orijini var. Son üçüncülüğü gayet tatminkar. Bugün çok etkili bir yarış koşmasını beklediğim bir isim olacak. 15 numaralı Lady Yağmur. 6 numara Wonderful. Bu safkan da ara kuyumculara sahibi olduğu bir safkan. İyi hazırlıkları var, iyi güzel çalışmaları var. Son 5.'liği bence tatminkar. Daha belki yarışlara baktığımız zaman daha iyi gruplarda koşmuşluğu var bu safkanın. İyi hazırlıkları da var. Katif Tokaçoğlu da üzerinde bugün beğen yine etkili yarış koşmasını beklediğim bir isim olacak. 6 nolu Wonderful'un. 9 nolu Sweetie Berry. Ben geçen yarışına bu safkana çok güvenmiştim. Altılı Ganyan için önermiştim. O gün geldi, ikincilik elde etti.
Bugün daha da etkili yarış koşmasını beklediğim bir isim olacak. 9 numaralı Sweetie Berry. 2 numaralı Little Sun. Burhan Akçay idaresinde koşacak olan Mustafa Kan da Son of Sun'ın güzel tayı. Son iki yarışta güzel iki tane üçüncülük elde etti. İyi hazırlıkları var. Çalışmaları fena değil. Bugün uygun bir yer bulursa da hiç affetmez. Arkadaşlar 2 numaralı Little Sun. 4 numaralı Türk Nur. Bir evvelki yarışını kazandı. Son yarışında da bir beşinci geldi etti. Bugün yine etkili bir yarış koşmasını beklediğim bir isim olacak. 4 numaralı Türk Nur. Ve son olarak size önereceğim bir safkan da 8 numaralı Lady Biscuit olacak arkadaşlar. Bu safkan bakmayın Toto 0-0 çekiyor ama son yarışındaki altıncılığı inanın birinciyle arasındaki fark yok gibi. Bir de üstüne çok dereceli bir galop yapınca artık benim yazılması gereken bir safkan haline getirdi. Ben de sizlere bu safkanı 8 numaralı Lady Biscuit'u sizlere ısrarla öneriyorum arkadaşlar. Günün bombasını bu safkan yaparsa herhalde Ganyan'a bir 25-30 lira çıkar gibi geliyor. Gerçi ben bunu söyledikten sonra bu Ganyan herhalde yani daha da düşer ama en azından arkadaşlar boş geçmesin. Bu 8 numaralı Lady Biscuit'u yazsınlar. Yani kısaca burada size önerdiğim safkanlar 14 nolu Cool Image, 14, 15 nolu Lady Yağmur, 6 nolu Wonderful, 9 nolu Sweetie Berry, 2 nolu Little Sun, 4 nolu Türk Nur ve son olarak da size önerdiğim safkan 8 nolu Lady Biscuit olacak arkadaşlar. Arkadaşlar benim İzmir yorumlarım bu kadar. Kanalıma abone olmak isteyen arkadaşlar abone beklerim. Yorumlarınızı da güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Güzel tahminlerinizi bekliyorum. At atı her zaman geçer arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yani illa bu gelmeyecek, bu gelecek diye bir kaydı yok. Yani baba at dediğimiz at bile geçiliyor. İkiliye bile girilmiyor bazen. Bugün İstanbul yarışlarında gördünüz işte Karataş'ı yazdık. Normal şartlarda 3. aktaki koşan o 4 numara. Yani o kadar etkisiz bir yarış koşmuş olması beni hayal kırıklığına uğrattı. Yani Ali Selimoğlu'nu zaten bütün jokeyler orada hemen hemen sever. Ali Selimoğlu'nun sahibi olduğu bir safkan geldi. Neden sever? Özden Yıldırım'ın eski menajeri, işte onun eski menajeri arada bir atçılık da yapıyor, at sahipliği de yapıyor. Vallahi hiç sıkıştırmadan yani kendi haline geldi. Neyse Allah düz ayaklarınızı hakkıydı diyelim. Geçelim ama Karataş'ta bu kadar da etkisiz koşar mı? Koşuyor demek ki. Yapacağımız bir şey yok. Yani bu baş jokeylerin bile koştuğu yarışlarda artık ne denli işler çeviriyor artık siz anlayın. Neyse arkadaşlar fazla derinlere de girmeyelim. Yarışçı camiamız iyi yerlere gidiyor sağ olsunlar. Yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.